Merhaba değerli takipçiler. Bu bölümde Hercai dizisinin son bölümünü sizlerle beraber yorumlayarak sizlere neler düşündüğümü, neleri eleştirdiğimi, neleri beğendiğimi anlatacağım ve farklı olarak Pantin Altın Kelebek Gecesi'nde neler yaşanabileceğini, kimlerin ödül alabileceğini diziyle alakalı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuda sizlerden çok fazla mesaj geliyor. Sizce Tuğçe Hanım, Hercai ekibi, yani o beğendiğimiz çift ödül alabilir mi? Ebru ve Akın el ele gelir mi? Veya Santra'da gelir mi? Onlara eşlik eder mi? Bunları çok merak ediyorsunuz. O yüzden ben ne düşünüyorsam, ki burada patronumdan farklı düşündüğüm şeyler var. Yani Bilal Özcan'dan. O yüzden bugün keyifli bir video olsun. Sizler de yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın, abone olun. Mutlaka yorumlarınızı okuyacağım. O halde başlayalım. Geçen hafta Hercai dizisini yorumladığım zaman Sevgililer Günü konsepti vardı ve Miran ve Reyhan İstanbul'a gidiyordu. Tabii ki İstanbul'a gittikleri zaman sadece romantik bir gün geçirmediler. Aslında olayların karıştığı, Miran'ın zor duruma düştüğü, Miran'ın kafasının karıştığı, her şeyin aslında bilmediği farklı bir açıdan, farklı kişilerden öğrenmiş olduğu durumlar vardı. Ve burada hem Miran için hem de Reyhan için aslında dönüm noktasının başladığı yer oldu. İstanbul'da hem Miran'ın eski sevgilisi karşılarına çıktı ki bu krizi bence iyi yönettiler. Reyhan onun kadar kıskançlık gösterip gidip Deniz'in saçlarına yapışmadı. Aralarında herhangi bir sorun çıkmadı ama yine de tabii ki kıskandı. Çünkü Miran'ın gerçeği söylemesini bekliyordu ama bu kıskançlık durumu çok kısa sürdü. Reyhan'a helal olsun. Çünkü Miran hemen birinin boğazını sıkma ya da ona birazcık şiddet eğilim gösterme taraftarıydı ama Reyhan da bunu görmedik, güzel oldu. Ve Miran'la Reyhan'ın aslında kafasını karıştıran bir mektup ortaya çıktı. Ve o mektubu ulaşabilmek için aslında tekrar Mardin'e geri dönmeleri gerekiyordu. Ama uçakları hazır olmadığı için de Miran gitti. Hazar Bey'i, yani Reyhan'ın babasını aradı. Reyhan'ın babası diyorum çünkü şu an gerçekler ortaya çıkmadı. Miran babasının Hazar Bey olduğunu öğrenmedi. O yüzden Reyhan'ın babası diyorum. Ve tabii ki bu durum Reyhan'ın hoşuna gitti. Hoşuna gitti ama tabii ki aynı şey Hazar Bey için geçerli değil. Nasuh Bey, Hazar Bey gerçekleri öğrenmesin diye o öğretmen hanımın evine gitti ve lütfen geçmişteki o sırrı Hazar Bey'e söyleme, oğluma söyleme. Bunu söylemem bir şeyi değiştirmeyecek, geçmişi değiştirmeyecek diyor ama helal olsun o öğretmen hanıma, gerçekleri Hazar Bey'e söyledim. Dilşah sadece seni sevdi, senden asla vazgeçmedi. Baban Dilşah'ı evlenmeye mecbur bıraktı ve ona sahip çıkmadı. Dilşah zorla gelin oldu ve evliliği boyunca da şiddet gördü ve sadece seni sevdi. Hazar Bey babasının yaptığı bu durumu öğrendiği zaman o kadar büyük şok yaşıyor ki, o kadar çok üzülüyor ki, yanında da tabii ki kardeşi Cihan var. Cihan da onu teselli etmeye çalışıyor. Tabii ki bu öğrendiği gerçek yüzünden babasıyla arası muhtemelen açılacak. Ve bence muhtemelen Dilşah'ı öldüren kişinin de bana göre nasıl çıkacak? Ben diğer videolarda da söylemiştim. Bence onları öldüren kişi, yani Azize çıkarsa şok olurum. Yani ya Azize çıkacak bence ya da Nasuh Bey, ama Hazar Bey gözünü açtığı zaman Dilşah yaşıyordu ve karşısında Nasuh Bey vardı. Ben Nasuh Bey olabilme ihtimalini göz önünde tutuyorum. Bana göre Mehmet Aslan Bey de aynı şekilde Nasuh vurdu. Ya böyle Azize vurdu, diğerini nasıl vurdu? Sanki böyle ikisi farklı kişileri vurdu gibi geliyor. Bence o iki isim bu işin arkasında olan kişiler ama bir de şöyle bir gerçek var. Hatta ben artık kesin olarak öyle düşünüyorum ki yorumlara baktığım zaman benimle hemfikir olan insanlar var. Azize aslında Ayşe. Yani Nasuh'un yangında bırakmak durumunda kaldı. Aslında habersiz oldu. Ama Ayşe ona diyordu ki bırakma, gitme ve o gün muhtemelen o konakta yangın çıkıyordu ve Ayşe'nin yüzü sırtı olduğu gibi yanıyordu ve yüzünü muhtemelen değiştirmek durumunda kaldı Azize, yani Ayşe. Ben o kişinin Ayşe olduğunu düşünüyorum ama o kişi Ayşe ise Hazar'ın annesi, acaba o mu? Ki o olsa bence bilmesi lazım. Sonuçta bir çocuk doğursanız ona kim olduğunu bilmeniz gerekir. Bu yönden kafam karışır. Yani oğlu olsa mesela Azize'nin, yani Ayşe'nin, ona kötülük yapmaz diye düşünüyorum. O yüzden çelişkiliyim ama bence Azize Ayşe çıkacak. Bu kadar çünkü intikamla yüklü olmasının sebebinin altındaki gizemin ben bu olduğunu düşünüyorum. Harun konusunda çok fazla emin değilim. Yani şöyle düşünüyorum. Hanife ile işbirliği yaptığına göre, Hanife bunu kabul ettiğine göre muhtemelen Aslan Beylerden biri olması kafama daha çok yatıyor. Acaba diyorum Azize'nin torunu mu?
acaba Mehmet Aslan Bey'in oğlu falan mı? Yani çok fazla düşündüğüm şeyler var bu konuda. Bakalım ne çıkacak. Ben Aslan Beylerden biri olduğunu düşünüyorum Harun'un. Ve Harun'un Yaren'e oynadığı o mektup oyunu da çok enteresandı ki Yaren bayağı hem annesinden hem babasından hem Nasuh Bey'den bir şiddet gördü. Ortada bir durum vardı. Ve tabii ki neden mektubu sakladın diye Yaren'e soruyorlar. Amcanın öleceğini bile bile nasıl saklarsın, nasıl böyle yaparsın? Tabii ki bu gerçeğin ortaya çıkmasına Harun sebebiyet verdi ve Hanife'ye mesaj atarak geliyorum, o konuyu aç ve herkes duysun diye. Hanife de öyle bir planlama yapıyor ki Yaren'in biletini kesiyor. Harun'la Yaren'in ben ileriki bölümlerde aşk yaşayacağını düşünüyorum. Umarım yanılmam. Umarım onlardan güzel bir çift çıkar. Bir de şöyle bir durumla eleştirimi yapıp daha çok şimdi Pantin Altın Kelebeğe geçmek istiyorum. Senaristlerde dikkat etmesi gereken noktalar şunlar. İnsanların artık bu kadar kafasının karışması ve artık çok fazla uzatmanız bence iyi değil. Ben de bir izleyici olarak sıkılıyorum. Ama bu son bölümde ilk defa gayet her şey iyiydi ve yerli yerindeydi. Güzel bir bölümdü bana göre. Hem Miran ve Reyhan daha farklı yerde izledik, daha farklı yerde gördük, daha yakın sahnelerini gördük. Her ne kadar araya sürekli bir çomak soksanız da ki o çomakları birazcık azaltırsanız izleyenler daha çok memnun kalır. Ve son bölüm bence uzun bir süreden sonra en güzel bölümlerden biriydi. Aksiyon da vardı ve her şey yerindeydi. Romantik sahneler hariç. Artık nasıl diyeyim? Romantik sahneleri izlerken sürekli bir şey olacakmış gibi davranmasanız da olmasa, daha sonra olsa mesela, o romantik sahneleri bozmasanız sevgili senaristler çok daha iyi olur. Bir de yeni bir bilgi olarak dizinin yönetmeni diziden ayrılıyormuş. Böyle bir fikir ayrılığına, fikir birliğine daha sonra varılmış. Herhalde anlaşamadılar. Bir yönetmen değişikliğine gitmeye karar verdiler. Ben bu durumun çok diziyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama bir senarist değişirse o zaman dizi etkilenebilir. Bunun da altını çizmek isterim. Hayırlısı olsun her iki taraf için. Hem senarist için hem yönetmeni için. Umarım dizinin yolu açık olur. Gelelim Pantin Altın Kelebek'le ilgili benim düşüncelerime. Şimdi Pantin Altın Kelebek gecesine sevgili patronum Bilal Özcan gidecek. Aslında beni de davet etti ama ben bu sene, geçen sene gitmiştim. Bu sene katılamayacağım. Bu sene böyle bir tercih yaptım. Biliyorsunuz ben İzmir'de yaşıyorum, patronum İstanbul'da yaşıyor ve Pantin Altın Kelebek Zorlu'da olacak 28 Şubat günü ve 8 gibi de yayın hayatında olacak ve televizyondan da izleyebilirsiniz. Ve Pantin Altın Kelebek gecesinde her kategorideki isimler belli ama kimin kazandığı haliyle belli değil. Çok fazla oy kullanılmış, rekor bir oy kullanılmış. Yanlış hatırlamıyorsam 17 milyon civarında bir oy kullanılmış. Tabii bunların bize basın bültenleri geliyor. Yani daha böyle sitelere ya da haber siteleri servis etmeden önce biz hemen okuyabiliyoruz. Şimdi kategorileri incelediğim zaman ben bu sene çok emin konuşuyorum. Yanılırsam bence haksızlık olur. En iyi dizi çiftinin Hercai'nin olduğunu düşünüyorum ve eğer başka bir dizi çiftine verilirse eğer de haksızlık olacağını düşünüyorum. Bundan bu kadar eminim. Bence şöyle bir düşünce var fanlar tarafından. Şimdi Ebru Şahin o markanın reklam yüzü olduğu için zaten bir ödül alacak. Ve tekrar diyorlar dizi çiftinden ödül verilir mi? Bir defa bunu zaten oy kullanan insanlar belirliyor. Yani oradaki Pantin Altın Kelebek ekibi değil. Tabii ben bazı oyların hak edilen kişilere gitmediğini düşünsem de ki bunu neden öyle düşündüğümü ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Bu konuda patronun ne düşünüyor bilmiyorum ama ben kendi fikrimi belirtmek istiyorum. Dediğim gibi dizi çifti olarak Hercai'yi bekliyorum. Ama kadın oyuncu ve erkek oyuncu kategorilerinde çok güçlü isimler var. Yani mesela en iyi erkek oyuncu olarak geçen sene Çukur'dan Aras almış olması lazım. Aras Bulut İnanır'la hatta konuşma yapmıştı. Tekrar bu sene o olur mu bilmiyorum ama Çukur da çok iyi gidiyor. Ve 90. bölümünü çekti neredeyse. Hatta neredeyse değil 90 bölümlük bir dizide oynuyor. Biliyorsunuz söz final yaptı ama Çukur hala devam ediyor. Şimdi Çukur var. Evet, Çukur. Şimdi listeye göz gezdirdim. Bu arada ben bu videoyu çekerken yan tarafıma da yani montajda o isimleri de koyacağım. Yani en iyi dizi çifti adayları kimler, en iyi kadın oyuncular kimler, en iyi erkek oyuncular kimler. Bunların isimleri tek tek benim yan tarafımda duracak. Sizler de lütfen yorumlarınızı yapın. Size göre mesela en iyi erkek oyuncu dalında kim ödül alır? Ben açıkçası bu konuda her ne kadar Hercai dizisini yorumlasam da en iyi erkek oyuncu ödülünün Taner Ölmez'in hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü çok farklı tarzda bir diziyle karşımıza geldi. Ve otizmli bir gence hayat verdi. Bir doktora hayat verdi. Ve farkındalık oluşturdu. Ve dizisi
ilk başlardan itibaren reytingde bayağı rekorlar kırdı, bayağı ses getirdi. Ben her ne kadar Hercai kadar şu an nasıl diyeyim uzun süreli olmasa da dizisi, daha yeni başlasa da en iyi erkek oyuncu ödülünün Taner Ölmez'in hak ettiğini düşünüyorum. En iyi dizi çiftini söyledim. Hercai ekibi hak ediyor. En iyi kadın oyuncu ödülünü de Aslı Enver gibi, Alina Boz gibi, Demet Evgar gibi, Ebru Şahin, Bahar Şahin gibi çok güçlü isimler var. Yine dediğim gibi yanda isimler var ve hepsi birbirinden değerli oyuncular. Ben burada en iyi kadın oyuncu ödülünde direkt Ebru Şahin'e verilir mi bilmiyorum. Çok fazla bir fan kitlesi var. Yani bir değişiklik yapıp Demet Evgar'a mesela ödül verebilirler. Çünkü Ağlı da iyi bir ses getirmişti. Ama dediğim gibi çok güçlü isim var. Bence kim alırsa hak etmiş olacak. O yönden bence hiç yanlış düşünmeyin. Hercai bu sene gerçekten ciddi oranda ses getirdi ama mesela Sen Anlat Karadeniz de yine ses getirdi. Geçen sene Sen Anlat Karadeniz ekibi ödül aldı. O yüzden ben onlara vereceğini pek düşünmüyorum. Aslı Enver'e de bence ödülün vereceğini düşünmüyorum. Dilan Deniz'e keza aynı şekilde. Ebru Şahin, Bahar Şahin arasında gidip gelebilir veya Demet Evgar. Yani bu üç arasında ödülün paylaşılacağını düşünüyorum ama bence Hercai ekibine o kadar ödül dağıtılır mı diye düşünüyorum da yani hiç böyle bir şeye denk gelmedim. Yani bir tane ödül verdikleri zaman atıyorum 3 kategoride de ödül alındığını çok bir Tarkan'da böyle bayağı bir fazla görmüştüm. Ben Ebru Şahin ve Demet Evgar arasında gidip geleceğini düşünüyorum, öyle söyleyeyim. Ama Ebru Şahin zorlar alabilir diyorum. O halde şöyle, yani Pantin Altın Kelebek'te bence en iyi erkek oyuncu ödülünü Taner Ölmez almalı. En iyi kadın oyuncu ödülü ya Ebru Şahin ya da Demet Evgar tarafından alınmalı. Çünkü İrem Helvacıoğlu geçen sene zaten ödülünü almıştı. En iyi dizi çifti olarak da ben Hercai ekibini bekliyorum. Sizler de kimlerin ödül alacağını düşünüyorsanız size dediğim gibi yan tarafıma koyacağım. Lütfen yorumlarınızı yazın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Ben yeni saçlarımla bu klip diyecektim, videoyu çekiyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum efendim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.